Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yöntemle yaprak nasıl saklanılır paylaşacağım arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, bahçemdeki asmam bu şekilde görünüyor. Yaprakları çok güzel. Biz oldukça büyüttük. Bu şekilde çardak yaptık aslında pavilyonumuzun üzerine. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, tazecik yapraklar. En taze kısımlarından ben yaprakları topladım. Henüz aşılanmadığı için üzümü gerçekten çok lezzetli diyemeyeceğim. Ama yaprakları şahane gerçekten. Evet, toplamış olduğum yaprakları şimdi nasıl yapacağım? Öncelikle arkadaşlar, ben yaprakları yıkamadım. Hepsini bu şekilde bakıp kontrol ediyorum. Üst üstüne koyup diziyorum. Eğer sizler isterseniz, içinize sinmiyorsa, dışarıdan topladıysanız yaprakları yıkayıp kurutun. Daha sonrasında bu işlemi uygulayın. Ama ben size şu şekilde tavsiye ederim. Bu şekilde yaptıktan sonra kullanacağım da sonra size göstereceğim nasıl kullanıyorum. Su banyosu yaptırarak yapraklarımı yıkıyorum. O şekilde kullanacağım. Dediğim gibi videomun sonrasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde deste yapıyorum. Yaklaşık bir sarımlık yaprağı bu şekilde deste yapıyorum. 50-70 arası yaprağı üst üstüne koydum. Çok kalın olan saplarını da kestim. Çünkü onlar sararken yaprakları yırtmasın diye. Evet, bu şekilde sadece bize streç folyo lazım arkadaşlar. Ne tuz, ne sıcak su, ne hiçbir şey arkadaşlar. Streç folyo, yaprak. Hepsi bu kadar. Şimdi streç folyoya yapraklarımı güzelce sıkı sıkı saracağım. Bu şekilde katlayarak sarıyorum ki yaprakların uçları iç kısımda kalsın, kırılmasın diye. Bu şekilde rulo yapınca yapraklarda asla kırılma olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi bir sarımlık yaprağım hazır arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde diğer yapraklara da aynı işlemi uyguluyorum. Desteliyorum. Eğer toz pislik varsa onları siliyorum. Ve bu şekilde kenarları iç kısma gelecek şekilde rulo yaparak sarıyorum sıkı sıkı. Daha sonrasında derin dondurucuya kaldırıyorum. Derin dondurucuda aylarca kalabilir, bir dahaki sezona kadar kalabilir arkadaşlar. Şu anda bile benim 3-4 tane sarımlık bu şekilde buzluğa atmış olduğum yapraklarım duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. Hemen çıkartıp çözdükten sonra sarıyorum ve rengini de asla kaybetmiyor. Sizi sonrasında göstereceğim. Evet. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz, sizler nasıl yaprak saklıyorsunuz? Saklama yöntemleriniz var mı arkadaşlar? Aşağıya yorum kısmına paylaşırsanız sevinirim. Daha önceden de sizlere yaprak salamur tarifini, kavanozda yaprak nasıl saklanılır, pet şişesinde susuz salamur yaprak nasıl saklanılır, hepsini paylaşmıştım. Ayrıca derin dondurucuda da farklı bir yöntemle haşlayarak yaprak saklamıştık. Bu gerçekten benim en favori yaprak saklama yöntemim oldu. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yaprakları dondurucuya kaldırdım. Burada sizlere göstermek için açıyorum. Hafif çözülmesini bekledim. Gördüğünüz gibi çözüldükten sonra yapraklar asla rengini kaybetmeden yeşil yeşil taze taze kalıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi asla haşlamaya gerek yok. Bu şekilde hemen sarmaya hazır oluyor. Ön haşlama yapmadan bu yaprakları sarma olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sarmada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Ve asla soğuk vurma gibi bir olay yok. Bunu da ayrıca belirteyim. Tek tek yaprakları görüyorsunuz. Şahane görünüyorlar. Evet, nasıl kullanıyorum? Burada da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yaprakları bu şekilde bir kabın içerisine soğuk su aldım. Soğuk suyun içerisine yaprakları biliyorsunuz yıkamadan yapmıştım, sarmıştım. Şimdi yaprakları bu soğuk suyun içerisinde yıkıyorum.
suya daldırıp çıkartıyorum. Sonrasında harcımı koyup sarıyorum. Yani yıkamadan sarmıyoruz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Birkaç seferde suyunu değiştirebilirsiniz. Evet. Burada da kısaca sizlere göstermek istedim. Nasıl sarması oldu diye. Sonucunu da sarmanın göstermek istedim. Tadı, rengi nasıl oluyor? Tüm detaylarla kafanızdaki olan sorularınızın cevaplarını bu videoda paylaşmak istedim. Umarım bir soru işaretiniz kalmamıştır. Eğer merak ettiğiniz varsa da yorum kısmına lütfen yazın. Mutlaka görünce sizlere dönüş yapacağım. Evet, görüyorsunuz. Yapraklarımı bu şekilde soğuk suda yıkıyorum. Haşlama yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar pratik bir yöntem olamaz. Dediğim gibi geçen yıldan kalma yaklaşık 3-4 tane sarmalık yaprağım hala duruyor. İnşallah bu yılda tekrardan bol bol yapıp dondurucuya kaldıracağım. Evet, yapraklara rengi bu şekilde yeşil yeşil, rengini kaybetmiyorlar. Bu şekilde tencereme dizdikten sonra nasıl arkadaşlar iç harcını hazırlıyorsanız o şekilde hazırlayın. Ben genelde etli yapıyorum, kıymalı harcını yapıyorum. Kıymalı da olduğu için etli etli sarmalarım oluyor. Sosunu veriyorum. Mutlaka limon kullanın, nar ekşisi kullanın arkadaşlar. Çünkü sarmaya lezzet verecektir. Hatta kuruk suyu da yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Videolu tarifimi, kuruk suyu nasıl yapılır? Daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Dilerseniz şimdi sezonun bir bakın göz atın derim arkadaşlar. Bol bol yapıp bu şekilde bamya yemeklerinizde, sarmalarda kuruk ekşisini kullanabilirsiniz. Evet, piştikten sonraki hali de bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Ve inanılmaz lezzetli oldu. Renginin güzelliğine şahane oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.